Sevgili Atı öyle biraz öndeki çizgi var ya oraya gel. Ferman Atı yok. Yok mu? Tamam yavaş. Ses bir iki deneme yapsın. Onların hareketi de diğerler alsa. Abdullah. Onun adına başlayalım. Jandarma Çöş Selma Gürenli. Bugün burada kaymakamımız ile birlikte sizlerle bir araya gelmek, sizlerin dertlerini dinlemek ve çözüm bulmak, koruculuk sistemi ile ilgili yeniliklerden bahsetmek ve bizlerin sizlerden beklentilerini paylaşmak amacıyla toplandık. 30 yıldır devam eden terörle mücadelede siz korucuların büyük katkıları vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile omuz omuza yaptığınız bu fedakarlıkları bu millet asla unutmayacaktır. Vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin birlik ve beraberliği için hayatlarınız pahasına hizmet verdiniz ve vermeye devam ediyorsunuz. Midyat ilçesi olarak onlarca gazimiz ve şehidimiz var. Komutanlığımızdaki kayıtlara göre 39 geçici köy korucumuz şehit olarak Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, 14 geçici köy korucumuz yaralanarak gazi olmuştur. Ayrıca 73 Midyatlı silahsız masum vatandaşımız bölücü terör örgütü mensupları tarafından katledilmiştir. Bunların yanı sıra Midyat ilçesi sınırlarında görev yapan 25 askerimiz de şehadet mertebesine ulaşmıştır. Korucularımızdan önümüzdeki dönemde dikkat etmelerini istediğim birkaç hususu belirteceğim. Arkadaşlar, elinizdeki silahları düğün, bayram ve eğlencelerde kanunlara aykırı olarak kullanmayınız. Geçici ve gönüllü köy koruculuğu sisteminin bölgede terörist faaliyetlerinin sona ermesi durumunda ortadan kalkacağı endişesi kapılmanız ve örgüt yandaşlarının bu tür söylemlerine inanmanız yersizdir. Sizlerin terörün yok edilmesindeki önemli katkılarınız açık ve net bir şekilde bilinmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve korucular her zaman omuz omuza bölücü teröre karşı mücadeleye devam edeceklerdir. Sizler de göreve ilk başladığınız zamandaki istek ve hevesle görevlerinize devam etmelisiniz. Erken emekli olmuşsunuz siz. Yaş kaç? 57. Teşekkür ederiz. İmkanımız var mı Sayın Kaymakam? Şöyle mesela. Sizler hiçbir karşılık beklemeden fedakarca, yani bu bölgenin bugünlere kadar gelmesinde büyük emeği olan abilerimizsiniz, kardeşlerimizsiniz. Ben Midyat'a atanmam söz konusu olduğunda değerli büyüklerimiz bize burayı layık gördüklerinde sen doğunun Paris'ine gideceksin demişlerdi. Nedir Midyat'ı Paris yapan şey? Çok merak etmiştim. Aslında 6 ay içerisinde Midyat'ı Paris yapan şey Midyat'ın huzuru ve güvenliği. Bunu görmüş olduk. Ve bu huzurda ve güvenlikte sizin payınız çok büyük. Bölgede korucu alımları söz konusu olduğunda bizim Midyat'ta 5 korucu alacaksak 100 tane insanın müracaat ettiği, ki ben bunun farkındayım ki asla
bir aileyi değil bir insanı dahi geçindiremeyecek düzeyde düşük olan maaş için teveccüh edilmiyor. Siz sırf bu bölgede huzuru, güvenliği egemen kılmak için siz bu göreve talip oluyorsunuz. Bu da bizim tabii ki ilde olsun, çevrede olsun göğsümüzü kabartıyor. Yani çevremizde neredeyse yani korucu alınamayacak duruma gelmişken biz Midyat'ta korucu seçmek için uğraşıyoruz. Bu için bizim için gerçekten bir övünç kaynağıdır. Ne pahasına olursa olsun karşılığında kardeşinizi kaybetmiş olmanıza rağmen, annenizi kaybetmiş olmanıza rağmen, babanızı kaybetmiş olmanıza rağmen, şehit vermiş olmanıza rağmen siz asla Midyat'ın layık olduğu bu değere gelinceye kadar tavizlerinizden vazgeçmediniz. Tabii gelinen noktada yani sizlerin gözünüzün içine bakarken aslında sizden istediğiniz şeyle size verdiğiniz şeyin ne kadar orantısız olduğunu ben görüyorum. Gönül isterdi ki bu mücadeleyle birlikte sizin sosyal refahınızı da arttıracak şekilde imkanların geliştirilmesi ki ben bu konuda da umutluyum. Bu konuda büyüklerimizin ne kadar gayret içerisinde olduklarını da çok iyi biliyoruz. Bu anlamda sizin adınıza bizler emin olun ki her yerde, her ortamda sizin sorunlarınızı dile getiriyoruz. Çünkü sizler ne adına olursa olsun, hangi sayıkla olursa olsun bizlerin burada huzurumuz, güvenliğimiz için elinizden silahı bir dakika dahi bırakmayan değerli insanlarsınız. Ki benim sizlerden de sizin gücünüzün gerçek anlamda ortaya çıkması için beklentilerim olacak. Bu dernekleşme konusunda bu çağda artık insanların tek ağızla bir yere varması mümkün değil. Eğer sizler dernekleşirseniz, yani içinizdeki muhalefet duygusunu en azından bir dernekleşme sürecinde bir tarafa bırakır, 700 küsür korucumuz bir araya gelirseniz, istekleriniz bizi daha fazla titretir. Bu isteklerin yerine gelmesi konusunda da çok daha fazla gayretli hale getirir devleti de yöneticilerinde. Bu anlamda tabii bize ne destek düşüyorsa biz sonuna kadar sizin yanınızdayız. Yani 700 küsür korucunun dernekleştiği bir ortamda ben Midyat'ta daha güçlü bir sivil toplum örgütü tanımıyorum.